2007 senesinde şu an izlediğiniz bu sessiz siyah beyaz video görüntüsü UFO meraklıların bulunduğu bir web sitesi olan aboutopsecret.com'a yüklendi. Yükleyen kişinin iddiasına göre video disk şeklinde bir UFO ile Amerikan savaş uçağının 2000 yılında Meksika Körfezi yakınlarında çekilmiş bir görüntüsüydü. Yükleyen kişi bu görüntüyü o zamanlarda Amerikan ordusunda çalıştığı bu ve benzeri askeri sırlar içeren görüntüleri ana server'a gönderdikten sonra silmekle görevli olduğu için erişebildiğini söylemiştir. Forumlardaki bazı kişiler görüntülere inansa da çoğu kişi görüntülerin kurgu olduğunu ve yükleyenin iddialarının deli saçması olduğunu yorumlara yazarak videoyu göz ardı etmişlerdir. Aradan neredeyse 10 sene geçtikten sonra bu unutulup gitmiş video New York Times tarafından Pentagon'un yürüttüğü UFO gözlem projeleriyle ilgili bir makalede tekrar gündeme getirilir. Ve bu sefer görgü tanıklarının da ifadeleri birer kanıt olarak sunulur. 10 sene önce forumlarda sahte diye nitelendirilen görüntünün aslında tamamen gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. Makalede bu görüntüye benzer bir videoya daha yer verilir. Ama bu sefer tamamen sessiz olan ilk görüntünün yerine bu görüntüde UFO'yu tespit eden askerlerin konuşmaları da vardır. Bu iki video ve sadece birkaç ay sonra yayınlanan üçüncü bir video sosyal medya ve internette bir anda yayılmaya başladı. Tüm forumlarda görüntülerin uzaylılara ait bir kanıt, paranormal bir fenomen olduğuna dair konuşmalar dönmeye başlar. Şüpheciler ise tüm videoları piksel piksel inceleyerek analiz etmeye çalışırlar. Fakat tüm bu kargaşanın ortasında Amerikan Deniz Kuvvetleri'nin görüntülerin gerçek tanımlanamayan uçan cisimlere ait olduğunu onaylaması ile konu bambaşka bir boyut kazandı. Peki bu görüntüler gerçekten neydi? UFO'lar ile ilgili modern zamanların en su götürmez kanıtı mı yoksa askeriyenin radarına takılan insan yapımı objeler mi? Gelin gerçekleri birlikte bulalım. 2004 senesinde Amerikan uçak gemisi USS Nimitz ve beraberindeki gemiler Meksika Körfezi yakınlarında rutin tatbikat için göreve çıkarlar. Göreve başladıktan birkaç gün sonra Nimitz'e eşlik eden destroyer USS Princeton radarında tanımlamakta zorlandığı bir takım hareketler görmeye başlar. Hareketler yakınlardaki San Clement adasından gelmektedir ve radar yaklaşık 10 adet uçan cisim göstermektedir. Gemide yeni nesil Spy 1 radarı kullanıldığı için radarda bir sorun olduğu düşünülür ve sistem kapatılıp yeniden kalibre edilir. Sistem yeniden açıldığında ise görüntüler gitmek yerine daha da belirgin hale gelmiştir. Şaşıran askerler üstleri olan operasyon uzmanı Şef Kevin Day'den yardım isterler. Kevin 18 yıllık deneyimli bir teknik askerdir ve röportaj esnasında gördüğü objelerin fiziken bir uçağın yapmasının imkansız olan manevralar yaptıklarını ve daha da ilginç bir şekilde bir anda beşli ya da onlu gruplar halinde uçup aralarından bazılarının saniyeler içerisinde üst atmosfere yükselip tekrardan saniyeler içerisinde deniz seviyesine inip gruba katıldıklarını belirtmiştir. Bu garip fenomen takip eden günlerde de devam eder. Gemi mürettebatı radar bilgisi gelir gelmez güverteye çıkıp güçlü dürbünleriyle bu noktaların garip hareketlerini kendi gözleriyle görürler. Kasım 14'te uçak gemisi Nimitz, tatbikatın bir parçası olarak hava savunma tatbikatına başlama kararı alır. Garip objeleri tespit eden destroyer Princeton, Nimitz'i yaptığı keşif hakkında henüz bilgilendirmemiştir ve tatbikat başlar. Uçaklardan birinin pilotu olan Yarbay Douglas Kurt, F-18 ile uçarken Princeton Destroyer'i kendisine tespit ettiği garip fenomeni havadan incelemesi için talimat gönderir. Kısa sürede alana uçan Yarbay Kurt, uçağının sensörleriyle hiçbir cisim tespit edemez. Lakin kokpitten aşağı baktığında deniz yüzeyinde kabarma ve köpürmeye benzeyen bir hareket gördüğünü bildirir. Tıpkı bir denizaltının su altından yüzeye çıkarken oluşturduğu görüntüye benzemektedir. Raporundan sonra 2 adet daha F-18 yarbaya eşlik etmek için bölgeye uçarlar. Daha alçaktan uçuş yaparak fenomeni inceleyen kumandan David Fravor, şeklin daha ziyade bir artı işaretine benzediğini rapor eder ve yapının bir deniz aracından ziyade sanki su altında duran bir uçağa benzediğini iletir. USS Nimitz gruba deniz seviyesini alçalarak bireysel gözlem yapmalarını emreder çünkü uçakların ultra hassas sensörleri ve radarları hiçbir bilgi alamamaktadır. Uçaklar yavaş yavaş deniz seviyesine doğru inerken şok edici görüntü tüm ekibi şaşkınlığa uğratır. Köpürme zannettikleri yapının üzerinde beyaz kapsül şeklinde bir cisim anormal manevralar yaparak deniz yüzeyinde türbülansa sebep olmaktadır. İlk başta cismi helikopter zannederler. Ama ne bir motor çıkışı ne de pervane yapısı vardır. Cisim tamamen kusursuz bir kapsül şeklindedir. Fravor raporunda cismin aşağı yukarı bir F-18 boyutunda ve tik tak şekerine benzer bir yapıda olduğunu iletir. Uçan aracı daha da yakından görmek için Fravor spiral bir şekilde alçalmaya başlar.
Bu esnada kanat ekibi yukarıdan gözlem ve korumaya devam etmektedir. Fravor UFO'ya yaklaşırken cisim bir anda hareket etmeyi bırakır, yönünü yukarı çevirir ve ani bir manevra ile Fravor'a doğru aynı onun da yaptığı açılışın tersi şeklinde bir spiral yükselişe başlar. İkili artık birbirine iyice yanaşmıştır ve kumandan Fravor keskin bir it dalaşı manevrası yaparak istikametini UFO'ya doğru agresif bir şekilde çevirir. Bu hareketin üzerine yabancı cisim sadece saniyeler içerisinde süpersonik bir hıza ulaşarak tüm ekibin gözlerinin önünde yok olur. Akabinde ise kabaran deniz yüzeyi tamamen sakinleşir ve pürüzsüz haline geri döner. Hikaye bitti mi? Tabii ki hayır. Amerikan donanmasının en gelişmiş savaş araçlarından bahsediyoruz. Bu sıra dışı olayı daha da derinlemesine araştırmak için tüm filo yönünü bölgeye çevirir. Ve en yeni infrared takip cihazlarıyla donatılmış yeni bir F-18 filosu uçuşa geçer. Grubun gözlemci lideri Teğmen Chet Underwood'dur. Gemiden kalkıştan birkaç dakika sonra Teğmen radarında uçan bir cismi tespit eder. Aynı bir önceki cisim gibi sıra dışı ve tahmin edilemeyen manevralar yapmaktadır. Underwood raporunda esas dikkatimizi çeken cismin normal fizik kuralları dışında hareket etmesiydi der. Underwood cismi gelişmiş infrared kamerası ile yakalamayı başarır ve karşınıza internette ilk dolaşmaya başlayan bu video çıkar. Videonun başında cismin infrared görüntüsünü görmektesiniz. Daha sonra Underwood normal görünen ışık moduna geçer ve netliği kaymış bu görüntüyü çekmeye başlar. Daha sonra tekrar infrared'e geçerek çeşitli yakınlaştırma ayarları ile cismi daha net yakalamaya çalışır. Videonun sonuna kadar pek bir değişiklik olmaz. Sonrasında ise UFO sol aşağı hizaya doğru akıl almaz bir momentum ile yok olur. Donanma gemileri radarlarında bu sıra dışı uçan filoyu 2 gün daha takip ederler. Ve nihayetinde UFO filosu Meksika adası Guadalupe'de tamamen yok olur. Tatbikatın son gününde ise askerlerin tanıklığına göre USS Nimitz'e ana karargâhtan bir helikopter iniş yapar. Bir hafta boyunca olayla ilgili kaydedilen tüm veriler özel bir diskeye yedeklenir ve kalan tüm veriler kalıcı olarak silinir. Halka açıklanan bu görüntüler ve raporlar tabii ki Amerikan ordusu tarafından kısıtlı olarak iletilmekte. Yüksek çözünürlüklü radar görüntüleri ve telsiz konuşma detayları halk ile paylaşılmıyor. Yine de bu haliyle bile USS Nimitz vakası cidden sıra dışı bir UFO karşılaşmasıdır. İkinci ve üçüncü videolar ise daha yakın bir zaman olan 2015 senesinde Amerika'nın güneydoğu sahillerinde yine bir uçak gemisi olan USS Theodore Roosevelt ve koruyucu filosu tarafından çekilmiştir. Tıpkı 2004 senesinde olduğu gibi olaylar zinciri radarda gözüken garip hava taşıtlarının tespiti sonrası başlar. Teğmen Danny Olkin tarafından liderlik edilen jetler objelerle temas için havalanır. Fakat cisimleri radarda görmelerine rağmen olay yerinde göz teması kuramazlar. Takip eden günlerde bölgede yapılan rutin devriye uçuş sırasında tanımlanamayan bir uçan cisim kanat kanada giden bir uçuş filosunun tam ortasından yüksek hızla geçer. Pilotlar cismin yanlarından geçene kadar ne radar ne de başka bir sensörde tespit edemediklerini rapor ederler. Tek olay bu değildir. Bölgede devriye geçen diğer savaş uçakları da zaman zaman bu tarz tanımlayamadıkları objelerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bunlardan en uzun süre radara yakalananları ise gözden kaybolmadan önce tam 12 saat boyunca havada kalmıştır. Roosevelt gemisindeki ekip yavaş yavaş olaylardan dolayı huzursuzlanmaya başlasa da eğitim tatbikatı rutin görev seyrinde devam eder. Tatbikat sonunda Florida'daki ana üste dönmeye başlayan Filo yolda o meşhur videoları kaydeder. Birlikte izleyelim. Going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. Son videoda ise pilotlar denizin üstünde uçan bir cisim tespit ediyorlar. Ama bir kez daha işin ilginç yanı bu denli yüksek bir hızla giderken bile cisimde ne bir egzoz çıkışı ne de mekanik bir ısıma belirtisi olmaması. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at the fly. Hatta cisim altındaki okyanusun cisimden çok daha sıcak kaldığı için tespit edilebiliyor. Bu olayla ilgili pilotların konuşma yasağı olduğu için daha detaylı bilgilere ulaşılamadı. Olayın internete sızdırılmasından sorumlu kişi ise eski istihbarat görevlisi Luis Elizonda. 2008 senesinde Elizonda hükümet tarafından finanse edilen gizli bir UFO gözlem ve göksel tehdit biriminin yöneticisiydi.
2017 senesinde ise Elizonda hükümetin sunulan raporları çok ciddiye almaması karşısında sinirlenerek programdan çıkmak için istifasını sunmuştur. İstifa metninde ise hükümet içindeki bazı güçlü bireylerin bağlantılarını kullanarak sunulan UFO raporlarını önemsizleştirdikleri ve göz ardı edilmelerini sağladıkları belirtilmiş ve bu olayların Amerikan ulusal güvenliğini bile tehdit etme potansiyeli olduğunu bildirmiştir. Benzer ilgisizlik USS Roosevelt olayında da kendini gösteriyor. Pilotlar ilk raporlarını kaptanlarına sunduklarında kaptanın görüntüleri izledikten sonra tek bir kelime dahi etmeden odadan çıktı ve konunun bir daha açılmadan görevlerine devam etmelerini emrettiği söylenmiştir. Amerikan hükümeti ve ordusunun bu raporlar karşısındaki ketum tutumunu anlamak güç. Lakin olaylara tanık olan ordu mensupları görevden ayrıldıktan sonra bu tarz konularda daha rahat konuşup detayları aktarabiliyorlar. Ayrıca güncel görüntüleri sızdıran Elizonda'nın söylediğine göre Pentagon arşivlerinde bunlar gibi yüzlerce çok daha şok edici görüntüler mevcutmuş. 2020 yılında Pentagon tanımlanamayan cisim görüntülerinin bir kısmını halka açık hale getirme kararı almış bulunmakta. Kim bilir belki önümüzdeki yıllarda halkla çok daha detaylı videolar paylaşabilirler. Ve belki de bu sıra dışı olaylar karşısındaki umursamaz ve ketum duruşlarının en başlıca sebebi aslında bizden saklanan dünya dışı varlık gerçeğini yıllardır biliyor olmalarıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.